Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innehu kana tawwaba. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a, selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, onun paç ehli beytine, ashabına, seyyidlere, şehitlere, şeriflere, velilere ve siz değerli kardeş ve bacılarımızın üzerine. Sizleri ve özümü ilahi tekvaya davet edirəm. Aziz ve değerli Müslümanlar, değerli mümin ve mümine kardeş ve bacılarımız, bugünkü cümə hutbesinin mövzusu əməl haqqında olacaqdır. Biz müsəlman olaraq Allah'a inandıq. Allah'ın bizə əmr etdiyi vacibləri yerinə yetirməyə çalışırıq. Bəzən bu əmrləri tam olaraq yerinə yetirir, icra edir. Bəzən isə zahirən icra edilmiş kimi görsənir. Ama işin mahiyetinde ettiğimiz emellerden habersiz kalırız. Uca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayette buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lime tegulune ma la tef'alun. Kebura meqten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Ey iman getirenler, etmeyeceğiniz bir şeyi niye deyirsiniz? Etmeyeceğiniz bir şeyi demek Allah yanında büyük gazabe sebep olar. Biz Kur'an-ı Kerim'in ayelerine baktığımız zaman görürük, bir çox ayələr kafirlərə xitab edir, münafiklərə xitab edir, insanlara xitab edir. Bu kimi ayələrdə isə özəlliklə Rəbbimiz Ya eyyuhəlləzina əmənu. Ey inanan insanlar, nə üçün etmədiyiniz şeyləri deyirsiniz? Etmədiyiniz şeyləri demək böyük günahdır. Allah'ın qəzəbinə səbəb olar. Və buradan yola çıxaraq biz həyatımızı gözümüzün qarşısına gətirəndə, əməllərimizi gözümüzün qarşısına gətirəndə görürük ki, bəzən oxuduğumuz, eşitdiyimiz, öyrəndiyimiz elə mövzular var ki, sanki biz onları bilirik, həyatımızda tətbiq edirik və bunları yanımızda, sağımızda, solumuzda, evimizdə, ailəmizdə, iş yerlərimizdə insanlara tövsiyə edirik, amma bəzən təsirsiz qalır. Bəzən işin mahiyyəti o qədər də anlaşılmır. Səbəb özümüzün o işləri, o danışdıqlarımızı, o söhbətlərimizi əməllərimizdə tətbiq etməməyimizdir. Əgər biz yanımızda olan insanlara Allah yolunda malından, mülkündən infak et deyiriksə,
bunun eyani subutu hayatımızda yoktursa, tabii ki o infak et demeyin, nasihat ettiğimiz insanlarda hiçbir tesir olmayacak. Allah için emri bil ma'ruf et, insanları yakşılığa davet ele. Nehyi anil münker et, insanları pislikten çekindir. Etrafımızda olan insanlara tövsiye edir ise, ama bu özümüzde yoktursa, özümüz insanları yakşılığa davet etmir, pislikten çekindirmir ise, tabii ki faydası olmayacaktır. Biz bu günlerde Kurban Bayramı'nı yaşayırız. Kurban Bayramı'nı kıyamete kadar var edecek, var olmağına esas sebep nedir? Hazreti İbrahim'in inandığı dini dilinde yaşamak yok, emelinde, sözünde, fiilinde, ruhunda, kalbinde, duygularında, hislerinde yaşamasıdır. Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam neyi tebliğ ettiyse, neyi anlattıysa, anlattıklarını, tebliğ ettiklerini Allah'tan aldı ve Allah ona emredirdi, evladın İsmail'i kurban kes ve onu emeliyle tasdik etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin hayatına bakırız. Onun sözlerinin, hadislerinin bu kadar teze olması, yeni olması, kıyamete kadar var olması, değişmemesinin sebebi bütün dediklerini hayatında yaşamasıydı. Sahabeler buyururlar ki, Allah Resulü sanki seher ashabının önüne çıkıp danışacakları söhbetleri gözyaşıyla yoğururdu. O gözyaşıyla yoğurduğu mehsulunu seher sahabelerine hazır vaziyette takdim edirdi. Ehli beytine o cür takdim edirdi. Hayatında yaşadığı, ruhunda yaşadığı, ailesinde yaşadığı mevzular idi ki, bugün o sözler, o mevzular bize o cür tesir edir. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbala'da sözden çıktı. Kerbala hadisesi sözden çıktı, emele çevrildi. Ve onun için Kerbala deyilende kalbimizin hüzün telleri titriyir. Ruhumuz titriyir, gözlerimiz yaşayır. Ne için? Ortada emel vardır. Ve Uca Rabbimiz buyurur, ey iman getirenler, ne için etmediğiniz şeyleri danışırsınız? Siz danışanda bazen insanlar ele bilir ki, bu danıştıklarınızın hamısını yaşayırsınız. Sizin üstünüzde daha biri yoktur. Hiç düşünmürsünüz mü, dert etmişsiniz mi? Etmediğiniz şeyleri demek Allah'ın gazabına sebep olabilir. Kebura mekten indallah. Allah yanında büyük işti, büyük emeldir. Uca Rabbimiz başka bir ayette ise böyle buyurur. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ İman getirip yakşı işler görenler neim cennetlerinde olacaklar. Bilirsiniz cennetin 8 tabakası var. Eğer biz Allah'a iman getiririk, inanırız ve iman getirip inanmağımızın arkasında yakşı işler, yakşı emeller, salih emeller edirse, Uca Rabbimiz buyurur ki, bu şahslar neim cennetlerinde olacaklar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْلَمُونَ İman getirip, yakşı işler görenlerin evvelki günahlarının üstünü örter ve onlara ettikleri emellerden daha güzel mükafatlar vereriz. Bu da Rabbimizin günahkarlara, geçmiş hayatlarını kusur, hata içerisinde yaşayan insanlara bir müjdesidir ki, eğer onlar Allah'a iman getirer, sonra yaxşı emeller ederler, salih emeller ederler, onların geçmiş günahlarının üstünü örterik ve onları güzel mükafatlarla mükafatlandırarız. Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel agibetu lil muttegin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Rabbi şirahli sadri
وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ Sizleri ve özümü ilahi tekvaya davet ederim. Aziz ve değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki, gecenin zulmet karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih emeller etmeye telesin. Öyle bir dövür, öyle bir zaman gelecek ki, o dövürde gecenin zulmet karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkacak. Bu zulmet karanlıktan necə çıkmak olar, necə kurtulmak olar? O zulmetin bağrını ancak salih emellerle yarmak olar, Allah Resulü bize gösterir. Buyurur, həmin vaxta insan mümin olarak səhərə çıxar, kafir olarak akşamlayar. Kafir olarak səhərə çıxar, mümin olarak akşamlayar. Ve dinini dünyasının mukabilinde satar. Evvelinde Allah Resulü bize yol gösterdi. Elə bir zaman, elə bir dövür ki, o dövür gelmeden, zulmet karanlıklar gelmeden, o fitneli dövür gelmeden, siz salih emeller etmeye telesin. Sizin kurtuluşunuz salih emellerdedir. İnsan iddialı olar ki, ben müminim. Mümin kimi səhərə çıxarsan, sübh namazını qılarsan, dualar edersen, Allah için güzel niyetler, güzel düşüncelerle çölə çıxarsan, akşama gelip çatdığın zaman Allah'ın Resulü buyurur ki, mümin olarak səhərə çıxan insan akşama kafir olarak akşamlayar. Yani kafir Allah'a küfr edən değil, aslında kafirin özü günahkar, Allah'a üsyan eleyen, kusur eleyen, hata eleyenin de bir manası kafire gelip çıkır. Akşama kafir olarak gelip çıkan sehere mümin olarak sabahlayar. Bu vaxta ne eleyin? Salih emeller etmeye telesin. Ve insanlar ne yerler? İnsanlar dünyalarını dinlerine satarlar. Çünkü biz bu dünyada yaşayırıq. Ahiret inancımız arttıkça, Allah'a bağlılığımız arttıkça, ölümü düşündükçe, bu dünyanın bir de o bir tarafı var düşüncesine daldıkça, emellerimizi artırmaya başlayırıq. Allah Resulü başka bir hadisinde buyurur, sizin en hayırlınız kimdi bilirsiniz mi? Sahabeler soruşur ki, ey Allah'ın Resulü, Allah ve Resulü daha güzel bilir. Buyurur ki, ömrü en uzun olan, sizin en hayırlınız ömrü en uzun olan ve salih emelleri de çok olandır. Birinci hissesinde ömrü en uzun olan, ikinci hissesinde ise salih emelleri çok olandır. Aslında ömrün uzun olması şart değil. Ömrün uzun olması o vaxt şartdır ki, bizim salih emellerimiz daha çok olsun. O çok olan, uzun olan ömrümüzde daha çok salih emeller edip özümüzle ahiret yurdumuza sermaye aparaq. Ve Allah Resulü başka bir yerde buyurur ki, insan dünyadan köçende onun ölümünü üç şey müşahide eder. İkisi onu terk eder, biri ise onunla birlikte kıyamete kadar var olar. Onu terk eden ikisi malı ve ailesidir, onunla mezarda olan onun emelleridir. Ve son olarak Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur ki, bugün emel günüdür ama hesap yoktur. Sabah hesap günüdür ama emel vardır. Buyurulur ki, ahirette hem edenler pişman olacak hem etmeyenler. Edenler pişman olacak ki, Allah'ım bu dünyada kısa bir ömrümde
daha çok işler, daha faydalı emeller edip, mükafatlar, sermayeler toplayıp senin huzuruna gelip cennetin en üst megamını elde edebilirdim. Peygamberlere komşu olabilirdim, salihlere, siddiklere komşu olabilirdim. Olabilmedim, pişman olacak. Etmeyenler pişman olacak ki, keşke ben de edeydim. Cümleniz mübarek olsun.